Papa Francesco'nun Ukrayna'da barışın sağlanması için dua ve oruç çağrısını memnuniyetle karşılayan Seul Başepiskoposu Peter Csonszontai, Ukrayna Kilisesi'ne barış dileyen ve acı çeken nüfusla destek ve dayanışma içinde olduğunu dile getiren bir mektup gönderdi. Papa Francesco'nun Ukrayna'da barışın sağlanması için dua ve oruç çağrısını memnuniyetle karşılayan Seul Başepiskoposu Peter Csonszontai, Ukrayna Kilisesi'ne barış dileyen ve acı çeken nüfusla destek ve dayanışma içinde olduğunu dile getiren bir mektup gönderdi. Seul Başepiskoposluğu İletişim Bürosu tarafından yayınlanan mektupta, Ukrayna'daki mevcut durumdan, özellikle savaşın çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerindeki etkisinden dolayı derin bir üzüntü duyuyor. Katolik Kilisesi ve Kore'deki inananlar, savaşın en kısa sürede sona ermesi ve barışın bir an önce sağlanması için içtenlikle dua ediyor ifadelerine yer verildi. Başepiskopos, tüm Seul cemaatini oruç ve dua girişimiyle Papa Francesco'nun çağrısına katılmaya çağırdı ve Ukrayna halkını Meryem Ana'nın koruyuculuğuna teslim etti. Emeritus Başepiskopos Kardinal Andrew Su Yon-Yom, acı çeken Ukrayna halkına yakınlığını dile getirdi. Kardinal Yom, Ukrayna Kilisesi'ne 50 bin dolar bağışlanacağını söyledi. Bağışın en kısa sürede Ukrayna Katolik Kilisesi'ne teslim edileceği ve özellikle çocuklarla yaşlılara destek sağlanması için kullanılacağı açıklandı. Seul Başepiskoposluğu ve Kore Kilisesi, Ukrayna halkını desteklemek için yollar ararken barış için Rabb'e yakarmaya devam edecek.